Duvar Özel'den merhaba. Koronavirüsünden sonra, daha doğrusu salgından sonra diye başlayan cümlelerden çoğumuzun sıtkı sıyrıldı. Ve fakat bugüne kadar konuşulan, üzerinde kafa yorulan, tartışılan, eleştirilen kimi konuların ise önemi ortaya çıktı. Bunlardan birisi AVM'ler, tüketim mabetleri AVM'ler. Bir diğer başlık konut hakkı ya da barınma hakkı denilen birçok böyle konunun önemi ortaya çıktı. Bugünkü konuğumuz ise kent hareketleri, çevre ve kent politikaları üzerine çalışan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Cihan Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İlk sorumuz şununla başlayalım. Konut hakkı deniliyor Cihan Hocam. Elbette ki bunun uluslararası hukuk çerçevesinde bir karşılığı var. Ama pratikte bir karşılığı yok. Niçin? Şimdi şuradan başlayayım istersen. Yani konut hakkı dediğimiz zaman aslında diğer haklarla ilintili çok temel bir haktan bahsediyoruz. Hani yaşam hakkına kadar değen bir haktan bahsediyoruz. Sosyal önemli bir ekonomik ve sosyal hak. Bunu da senelerdir söyleye geliyoruz. Ve ayrıca da konut hakkı dediğimiz zaman yani benim burada tanımım Birleşmiş Milletler'in ilgili konut hakkı mekanizmalarının ilgili yorumları, raporları ve sözleşmelerine dayanarak konut hakkının ne olduğunu açayım. Yani konut hakkı derken kullanım değeri üzerinden bir hak tanımı yapıyoruz. Bu kiralık konut olabilir, sözleşmenin ilgili genel yorumunda belirtildiği üzere Sosyal Ekonomik Kültürel Haklar Komitesi'nin genel yorumunda 4 ve 7 numaralı genel yorumlarda açar. Buralarda belirtildiği üzere kiralık konut olabilir diyor. Bu afet konutu olabilir, sosyal konut olabilir, işte sosyal kiralık konut olabilir vesaire vesaire. Ama yasa dışı iskan ve işgal de konut hakkıdır diyor. Şimdi bu çok ezber bozan bir şey aslında. Yani dolayısıyla bütün bu gecekondu bölgeleri, formal yaşam alanlarının konut hakkını burada sözleşme bağlamında kabul etmiş oluyor. Ve buna da gerekçe olarak konutun hem diğer temel haklarla ilişkisi hem de konutundan yoksul olan bir insanın yani yok insan sayıldığı ve yaşamının da tehdit altında olabileceğini söylüyor. Şimdi bunu tabii biz senelerdir anlatıyoruz, anlatamadık. Bu ne zaman anlaşıldı? Bir gecede anlaşıldı. Pandemi geldi başımızda. Bizden yani bizim kendi yarattığımız aslında belki ona da girebiliriz. Hani kucağımıza düştü diyoruz ama kucağımızdan da çıktı bu. Gerçekten neoliberal kentsel gelişmenin bir sonucu olarak. Pandemi geldi ve birdenbire bize konut hakkının önemini belirtti. Çünkü bir gecede dendi ki bu şeyden, virüsten kurtulmak için evlerinize girin, sığının. Şimdi burada hani şey gibi düşünebiliriz. Savaş zamanlarında insanlar bombalardan kurtulmak için nasıl sığınaklara kaçardı? Yani ne kadar önemliydi sığınak? Şimdi ev öyle oldu. Virüsten korunmak için evin konutun önemi çıktı birdenbire. Yani birdenbire konut hakkının önemini suratımıza çarptı. Konut hakkı raportörü Leyla Hanif Farha'nın bundan önceki raportör yeni bıraktı. Nisan ayında bıraktı Farha görevini devretti daha doğrusu diğer raportöre. Dediği üzere yani bir konutun bir hayat memat meselesi olduğunu biz anladık. Ve virüse karşı savunmanın da ön cephesinde konutun yer aldığını böyle anladık. Yani onlarca yıldır bu neoliberal politikalarla temel bir hak olmaktan çıkarılıp metalaştırılan, finansallaştırılan, yatırım aracına dönüştürülen konutun birdenbire gerçekten temel anlamıyla konutun ne olduğunu bir gecede anlamış olduk. Ve işte konut hakkı savunucularının ve söylediği çok doğru bir şey var bu bağlamda. Mesela şimdi biz pandemide bunu da konuşacağız herhalde. Bu mesela kira ödeyemeyenlerin veya işte mortgage kredilerini yani ev ipoteklerini ödeyemeyenlerin kriziyle karşı karşıya kaldığımızda bu insanların evsizliğe atılması tehlikesi de karşımızda. Bir Şimdi sonraki konut aşamada hakkı savunucuları söylüyorlar. Yani bir sonraki aşamanın evsizlik olduğu konuşuluyor Cihan Hocam. evet
Bu o zaman bu ne demek oluyor? Yani konutundan çıktığın gibi nasıl işte sığınaktan çıkınca bombayla karşı karşıyasın, virüsün kucağına atılıyorsun. Onun için işte konut hakkı savunucularının çok doğru bir şekilde seslendirdiği o söz var. Biz yani bir idam fermanıyla karşılaşıyoruz bu durumda diyorlar. Yani biz evsiz kaldığımız zaman bir idam fermanıyız. Ha şimdi bu böyle, bu evi olup konutta sahip olanlar için bu böyle. Ama öte yandan zaten konutta sahip olamayan yığınlar için ki epey bir şey, dünya üzerinde büyük bir nüfus. Evet. Onlar için evsizler bakımından baktığımız zaman gerçekten vahim bir durumla karşı karşıyayız. Hı hı. Dünyada işgal evleri var, işgal grevleri var ama Türkiye'de yok. Yani niçin yok sorusunun yanıtı zaten çok ortada gibi. Çünkü öyle bir durum olursa polisin ne yapacağı hemen belli, aşikar bir şey. Dünyadaki işgal grevleri ne durumda peki pandemiyle birlikte Cihan Hocam? Biz yani aslında şöyle bir şey, dünya üzerindeki bu tepkilerde de orada da polis müdahale ediyor. Ona hiç, yani orada da çünkü bu devletin müdahalesini görüyoruz. Biz de Türkiye'de neden yok, belki şuradan bağlayabilirim. İşte dediğim gibi yani konut hakkı bir sürü çok önemli hakkın yok edildiği, hani bir ülkede belki öyle kadar ihlal edilen bir ülkede çok önemli hak ihlalleri yanında, hani konut hakkı hep böyle bir marjinal gibi gözüktü belki. Onun için hani konut hakkı savunuculuğu ve konut hakkı aktivizminin ben yeterince örgütlenemediğini düşünüyorum. Şimdi diğer ülkelere baktığımız zaman gerçekten örgütlüler. Hı hı. Yani senelerdir örgütlenen bir gidişat var. Özellikle bu 2008'deki mortgage krizinden sonra, işte o da bir kentsel konut kriziydi biliyorsun. 2008 krizi, evet. Dünyayı saran finansal. Ondan sonra insanlar evlerini kaybetti. İşte Avrupa'da, Amerika'da özellikle bir sürü insan evsiz kaldı falan. Yani oradan da gelen ve tabii ki daha sonra biz 2010'da başlayan bu isyanları gördük. Bütün meydanlardan, kent meydanlarından isyanları gördük. İşte Gezi'de bir parçasıydı. Yani o damardan gelen bir konut hakkı savunuculuğunun orada daha pekiştirilmesi vardı. Şimdi bu şeye gelirsek, işgal evleri ve kira grevlerine. Kira grevleri aslında yeni bir şey değil. Çok eskiye dayanıyor. Yani çok eski değil ama Birinci Dünya Savaşı'na dayanıyor. Çıkışı da çıkışlardan bir tanesi de 1915'te Glasgow kentinde. İşte orada erkekler savaşa gidiyor ve Glasgow birdenbire savaş sanayinin merkezi olunca kiralar artıyor. Ve burada kadınlar bir isyan başlatıyor. Biz kiraları ödeyemiyoruz, ödemeyeceğiz diyorlar. Ve birden bu bir şey kazanıyor, kitlesellik kazanıyor. Ve çıkış noktası 1915, çok enteresandır. Glasgow'dur, başarılı bir şeydir, isyandır. Nitekim ev sahipleri ne yapacaklarını şaşırıp şeye geliyorlar, yani dize geliyorlar ve kabul ediyorlar. Bu süreçte idare de şunu kabul ediyor: tamam, konut fiyatları, kira fiyatları çok yükseldi, 1914 öncesine dönsün diyor. Sonra işte biz bu kira grevlerini işte 1930'larda Barcelona'da aynı şeylerle görüyoruz. Barcelona'da bir şeye döndüğü zaman, önemli bir sanayi kentine döndüğü zaman kiraların artmasını vesaire. Sonra 60'larda Amerika'da görüyoruz kira grevlerini. Yani işte bu siyahi hareketin, sivil haklar hareketinin de bir parçası olarak, hatta Martin Luther King'in desteklediği hareket vesaire. Şimdi bu tabii bu pandemi sürecinde tekrar çıktı. Ama pandemi sürecinden önce zaten başlamıştı. Hani Londra'da mesela sosyal konutların özelleştirilerek şirketlere, finans şirketlerine özellikle satılmasıyla oradaki kiraların yükseltti şirketler. Kiracılar bu kira grevlerini başlatmıştı. The Push filmi vardır. Yine Leyla Nifarhan'ın, konut hakkı raportörünün de yer aldığı çok önemli bir filmdir. Frederick Gerten'in filmi. Ben bunu tavsiye ederim. YouTube'dan bulup izleyicilerimiz izleyebilir filmi. Orada mesela Londra'daki kira grevlerine dikkat çekiyor. Yani bu böyle başlayan bir süreç. Şunu söyleyeyim, bu konut krizi
işte ödeyememesi insanların bir şekilde veyahut da evsizlik, yani ev satın alamıyor, kiralayamıyor, sokakta kalıyor, nerede kalacak vesaire. Yani bu konut krizinin çok derinleştiği bir dönemde bir de pandemi bizi vurdu ve iyice bu eşitsizliği katmerleştirdi. Hı hı. Dolayısıyla insanlar şeye döndü. Mesela 1 Mayıs'ta New York çapında çok önemli bir şey yapıldı. Yani 1 Mayıs vesilesiyle kira grevi yapıldı. Ve orada şu dendi, şimdiye kadar hep hani sermayeye, işverene yönelinirdi. Protestolar, hak talepleri. Burada ev sahiplerine yönlendi. Ev sahibi derken de tabii burada şunu söylemek zorundayız. Avrupa'da ve Amerika gibi yerlerde genellikle büyük bu akbaba fonlar dediğimiz büyük finans şirketleri, emlak şirketleri, fonlar, işte hedge fonlar diyorlar veyahut da emeklilerin fonları vesaire. Tabii konutun metalaşmasıyla böyle bir konuta yatırım yaparak onu finansallaştırıyorlar. Yani onun için buradaki ev sahipleri bizim buradaki gibi tanıdığımız kapımıza gelen ev sahibi değil. Yani büyük şirketler binlerce konuta sahip, onlara yönelikti. Dolayısıyla emekçilerin de burada örgütlenebilmesi çok rahat oldu. Şimdi bu kira grevleri böyle başladı. Tabii şey bir ortam, hani kamusal alanlara çıkamadığımız bir ortamda peki nasıl örgütlendiler? Çok ciddi bir şekilde çalıştılar, örgütlendiler. 12 tane sanırım işte konut hakkı üzerine çalışan örgütle birlikte bu iş kotarıldı. İşte dediğim gibi yani 12 tane New York'ta sade örgüt. Biz de Türkiye'den baktığımız zaman bizim İstanbul'da işte bir kent hareketleri vardı gezi öncesi. İstanbul kent savunmasına evrildik ama yine konut hakkında ne kadar burada gerçekten bir öz burada eleştiri olarak da yapayım. Hani ne kadar gereğini yapabildik? Olmadı tabii. Yani şimdi New York'ta böyle bir örgütlenmeyle çıktılar. İşte daha çok bu kira grevlerinin olduğu yerler, siyahi nüfusların olduğu yerler, Çin mahalleleri, Latinoların yaşadığı, Hispanik nüfusların yaşadığı yerler. Mesela dil sorunu vardı. Şey buldular, yerelden buldular illaki. Kiracıları buldular. Onlarla irtibata geçtiler, telefonla bir şekilde. Onların kendi bölgelerinde örgütlenmelerini sağladılar. Hem devlete hem ev sahiplerine bir sürü dilekçe yağmuru yaptılar vesaire vesaire. Ve şey dediler, aynı Glasgow'daki söylem, zaten ödeyemiyoruz. Yani biz ödeyemeyeceğiz zaten. O zaman hepimiz kira grevi altında buluşuyoruz. İstesek de buluşuyoruz, istemesek de. Çünkü biz bu kiraları ödeyemeyeceğiz. Şimdi bir veçesi bu kira grevleri gidişatı. Bir veçesi senin de söylediğin üzere, dikkat çektiğin üzere işgal evleri. Şimdi Aralık sonuydu. Daha pandemi Amerika'ya girmemişti. Oakland'da 4 tane bekar anne çocuklarıyla birlikte bir boş evi işgal etti. Çünkü biz yani bu gidişatta şunu da görüyoruz, işte konut krizi derken konutun metalaşması, finansallaşmasıyla boş konut stoğu çoğalırken, lüks konut, boş konut stoğu çoğalırken, çünkü elde tutulan yatırım amaçlı konutlar var, satılmak üzere bekletilenler var vesaire, lüks konutlar elde tutuluyor veyahut da almış bir Arap zengini sermayesi tutuyor elinde, yani bekletiyor bir sürü konutu vesaire, bu varken İnsanlar konuta erişemiyor. Evsiz insan çok. Dolayısıyla ya burada işgal çok meşru bir hak oluyor. Hak oluyor. İşgal ettiler Oakland'da bu 4 tane bekar anne. Moms for Housing diye. Yani burada for hem 4 anneye gidişe şey gönderme hem de konut için anneler için şeyine giriyor. Şimdi bu ne oldu? Senin polis geldi. İşte orada oraya da geldi. Kıyamet koptu. Vali çıkartın dedi. Fakat işte oradaki o örgütlü mahalleli ve yereldeki halk desteğe geldi. Ciddi olarak annelerin arkasında durdular. Geri adım atıldı. Ve o süreçte çok önemlidir. Orada işte bu community land trust denen kooperatif biçimleri var. Biz bunu burada başaramadık. Yani bu kooperatifleşmeyi konut hakkı bakımından. Bu land trustlardan bir tanesi bu evi satın aldı. Ve dedi ki ben bu evi annelere tahsis ediyorum. Dokunmayın.
Şimdi bu bir örnek oldu Oakland olayı. Ve biz arkasından işte Reclaimers denen bir hareket başladı. Bunlar da bu boş konutları geri almak. Giriyorlar, işgal ediyor. Şimdi biz bunu pandemi sürecinde ciddi olarak görebiliriz. Çünkü hani diyorsun ki eve kapan. Eve kapanayım da nasıl kapanayım? Evim yok. Atılmışım, kiramı ödeye ne yapıyorum? Ama orada boş konut var. Ne yapacaksın? Yani insanları gerçekten idam fermanına mı atıyorsun? İdam fermanı verir. Ne yapıyorsun? Hani böyle bir durum. Bu kira grevleri ve işte işgaller, işgal evlerinin ben giderek artacağını düşünüyorum. Yani bu Amerika'dan başladı, Avrupa'ya sıçradı, Kanada, Avustralya'da da görüyoruz mesela bu kira grevini. Zaten dediğim gibi o 1915'lerden gelen bir damar var. Yani onun üstüne binen bir şey, inşa edilen bir şey bu. Ha, bizde baktığımız zaman ne olur bilmiyorum ama yani yakınlarda şöyle bir şey vardı. Sanırım Hacer Fogo'nun bir mülakatıydı. Yine Gazete Duvar'da mıydı? Senin olabilir mi bilmiyorum. Benim haberimdi o. Ellerine emeklerine sağlık. Çok iyi bir haber. Yani benim şimdi orada hala yaptım. Benim haberimdi. Derin dikkat çektiği bir şey var. Yani bu en son şeyde paragrafta ben de o çok önemsedim. Yani bu gidişatın sonu evsizlik diyor. Yani gerçekten. Ne olacak? Şimdi bizim karşımızda bir de çok enteresan bir şey var. Yani bu evsizliğe çare ne kadar da desek ki işte neoliberal ekonomi, neoliberal devlet vesaire ne dersek diyelim iktidar. Mesela baktığımız zaman işte Amerika'da da işte İngiltere'de de diğer yerlerde de şeyler başladı yani. Mesela zorla tahliyelere karşı bir moratoryum iktidar tarafından yapılan. Veyahut da şeyde İngiltere'de yeni çıktı ciddi olarak bir para desteği evsizlere ev bulmak için. Hatta yerleştirilenler var vesaire. İşte Portekiz'deki sosyalist hükümetin evsizlere yönelik adımları var. Ama biz burada ne görüyoruz? Biz burada İman yollayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Yani şu düşünülmüyor, bu çok vahimdir. İşte Hacer'in o dikkat çektiği, bunun bir adım sonrası evsizlik. Peki bu kadar insan, bu kadar yüzlerce, binlerce insan yarın bugün kira ödeyemeyip sokağa atıldığında biz neyle karşılaşacağız? İktidarın şimdiden siyasetin, sadece iktidarın değil muhalefetin de bunu düşünmesi, geleceği kurgulaması, ne yapacağımızı kurgulaması lazım. Burada biz konut hakkı savunucularına da, örgütlerine de tabii çok büyük görev düşüyor. Ama gördüğümüz kadarıyla yani bununla ilgili ileriye dönük hiçbir adım yok. Bir yok sayılma durumundayız. Yani evsizliğin başımıza yakında çığ gibi inecek olan bu evsizliğin, pandemide mücadelenin ön safında yer alan, hayat memat meselesi olan bu konutla ilgili çok önemli. Bununla ilgili gerçekten hiçbir somut adım, hiçbir şey yok. Bize evet İBAN yollayan bir devlet var sağ olsun, bizden bekliyor. Ha bir de işte ne var? Ötelenen krediler ve kredi kartı borçları var. Onlar da Temmuz ayında hepimizin başına gelecek. Bir de o binecek. Ne yapacak insanlar? Yani hiç düşünülmüyor. Ama Can Hocam söylediklerinizden çıkardığım şey şu. Yani hani yaşanılan koşullar, işte karşılaşılan şeyler, mücadele biçimlerinin şekillerini de değiştirebilir. Konut hakkı üzerine çalışan insanların aslında marjinal gözüktüğünü söylediniz. Ama şu an marjinal gözükme gibi bir durum söz konusu olamaz. Yani o yüzden hem mücadele biçimine, hangi mücadele biçimine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Hem de verdiğiniz örneklerden anladığım kadarıyla da mücadele biçimi değişirse iktidarın da yaklaşımı değişiyor. Yani Portekiz örneğini verdiniz. Şeyin de hükümetin de bu konuda yaklaşımı değişebilir. Yani yakın zamanda olmasa da olabilir mi? Yani bir de tabii şu var, hani marjinalleştirin ama çok önemli bir şey var. Aslında baktığımız zaman bu David Madden'ın lafıdır, konut sosyolog ve kent bilimci. Hı hı. İkamet ve Peter Marcuse'la bir yazdıkları bir kitap var, konut sorunu, kent sorunu diye. Ya orada dedikleri şu, ikamet politiktir diyorlar. Yani şeyden baktığımız zaman aslında sisteme karşı, hani diyoruz ya bu sistemle nasıl mücadele edeceğiz? Aslında sistemle mücadelenin en temel noktası konut. Çünkü şu var, şöyle bir şey var. Bu sistem nereden ürüyor, nereden kendini yeniden yaratıyor? Kentin
ve konutun metalaşmasından yaratıyor, değil mi? Yani bugün baktığımız zaman biz tamamen obezleşen bir kent görüyoruz. İçerideki yıkımları, işte bu lüks AVM'leri, belki birazdan gireceğiz vesaire. Bunun üzerinden ekonomi çarklarını döndürüyor, değil mi? Tabii zaten kendisi TOKİ'ler aklımıza geliyor canım. Yani biz burada çok temel bir hak olan konutun kullanım değerinin yok edilerek bir değişim değeriyle öne çıktığını, yatırım aracına dönüştürüldüğünü, spekülasyon aracına dönüştürüldüğünü ve sistemin buradan kendini yeniden inşa ettiğini görüyoruz. Şimdi eğer ki konutta temel bir hak olarak kullanım hakkını biz iadeye itibar yaparsak, yani işgal ve yasa dışı işgal, iskanı da konut hakkının içine katarak, işte bu annelerin yaptığı gibi boş konutları işgal vesaire, yani bu kullanım hakkı üzerinden bir konut hakkını tesis edersek ve o zaman ne yapmış oluyoruz? O sistemin döndüren bir mekanizmaya, yani o dişliğe bir çomak sokmuş oluyoruz. Bir kısa devre yaptırmış oluyoruz. Artık değişim değeri değil, konutun kullanım değeri üzerinden gidecek çünkü bir. İkincisi ikamet politiktir ve sınıfsaldır. Çünkü o kentte kimin konut hakkı varsa, yani o kentte emekçilerin konutları, konut hakları varsa, o emekçiler, emekçi nüfuslardır o kentin sahibi. Dolayısıyla o kentin tahayyülünde, o kentin yapılanmasında, inşasında, yeniden inşasında kimin söz hakkı var? Emekçilerin. Ama konutu metalaştırıp emekçileri kentin çeperlerine püskürttün, üst gelir gruplarına, işte varsıl turistlere kenti açtın, varsıl yabancılara kenti açtığın bir düzende, yani %1'e kenti açtığın bir düzende, %99'u çeperlere attığın bir düzende, o kent artık emekçilerin kenti değil, o ikamette, o sınıfta üst sınıfların kenti oluyor. Dolayısıyla yani konut hakkı buradan da çok temel. Yani pandemi öncesinden de çok temeldi ama bu anlaşılamadı. Ama pandemiyle tabii bir yaşam hakkıyla da çok ilintisi böyle birdenbire yüzümüze çarpıldığı için bu inşallah anlaşıldı diye düşünelim. Bir diğer başlık AVM'ler Cihan Hocam. Bir hafta önce falan, tam zamanını hatırlamıyorum ama, sevgili Özgür Mumcu'yla Eray Özel'in podcast yayınını dinledim. Orada şöyle bir bilgi veriliyor. Tarih yanlış olmasın, 1956'da ilk AVM'lerin yapılışı, ortaya çıkışı o tarihe denk geliyor. Minnesota'da yapılıyor ve Victor Guru diye bir adam. 80'lerde Türkiye'ye geliyor Özal'la birlikte hocam. Zaten biliyorsunuz ama işin ilginç tarafı 1970'lerde bu fikrin mucidine soruyorlar AVM'leri. Fikir babası sizsiniz diye. Adam da şey diyor, yani babasıysam ben artık, yani bunlar piç, evlatlarımı reddediyorum. Yani benim amacım böyle bir şey yapmak değildi diyor. Şimdi buradaki Türkiye'deki AVM'lere gelirsek, mantar gibi şehrin neredeyse dört bir tarafında Cihan Hocam. Ses gitti mi? İstanbul bir hala öyle sanırım. Avrupa'nın en fazla AVM'si olan kent. Dünya üzerinde de dördüncü büyük falandı bir ara. Hala nerede bilemiyorum ama. Şimdi bu hani sahilleri bize yasaklayıp pandemi sürecinde AVM'leri açtılar ya, benim aklıma hemen şey geldi. Davutoğlu başbakanken bir vesileyle, neydi hatırlamıyorum, alışverişlerini, dualarını bereketlendirin dedi. Şimdi bu aslında çok önemli bir sözdü çünkü bu... Ses gitti, Davutoğlu'nu söyledi. Tekrar söyledi. Davutoğlu başbakanken... alışveriş merkezlerini dualarınızla bereketlendirin demişti. Bu aslında çok önemli bir söz. Hani biz hep şey diyoruz, İslami soslu neoliberal iktidar. Gerçekten hani bu ikisinin çıkıştığını da görüyor. Şimdi evet, AVM'ler önemli çünkü az önce de bahsettiğim üzere ya, ekonominin çarklarının artık tamamen kentin metalaştırılması ve tüketim tüketicilik üzerinden döndüğü bir süreçte, hani alışveriş merkezlerinin açılıp oralarda ticaretin, ekonominin de bu şekilde canlanması şey bakımından, ekonominin ayakta durması bakımından yaşamsal önem ama
yapıyor, gösteriyor. Ama işte o başka bir şeyi hayalet, daha dünyada hayalet AVM'ler oluşmaya başladı. Yani Çin'de, Amerika'da, siz benden daha vakıfsınız bu konularda. Türkiye'de de öyle bir durum söz konusu olabilir mi sizce? Yani mesela Çin'deki hayalet AVM'ler olmadık yerlere alışveriş merkezleri yapıp, bunlar çok büyük alışveriş merkezleri. Hatta bir tanesi inanılmazdı, şehir gibi büyüktü. Onları boş kaldı insanlar giderek. Hani o ara korkuyla, yani virüsün bulaşma korkusuyla, özellikle bu alışveriş merkezlerinde klima sistemlerinin, söylüyor bunu ilgili yani teknolojiyi bilenler ve doktorlar da, dünya üzerinde zaten gidişatta o kadar gereksiz alışveriş merkezi stoğu var ki, hani mesela Çin'de Çin'de tamamen bu gelişmesini, ekonomik gelişmesini, bu kentleri yok etmeyi, kırsalı yok etmeyi, betonlamaya bağlı gidiyor. Onun için hani şaşıracak da bir şey değil. Mesela Çin'de de, Amerika'da da görüyoruz yavaş yavaş bu hayalet AVM'ler, kimsenin gitmediği, dükkanların kapandığı, çürümeye terk edildi. İşte bunları değişik fonksiyonlu nelere dönüştürebiliriz gibi gibi de düşünüyorlar. Çünkü kapitalizm her zaman şey yapar, yani çok devrimcidir. Başka bir yön bulur. Bu Çin'deki çok büyük alışveriş merkezine, neredeydi şimdi tam ismini de unuttum, bir kent gibi büyüktü. Bunu galiba şeye çevirdiler, konser alanı falan gibi bir şeyler yaptılar diyebiliyorum. Ama yani pandemiyle birlikte özellikle bu virüs korkusuyla, kalabalıklardan korkuyla, yani bir diğerini zombi olarak gördüğümüz, işte bilemiyoruz onda virüs var mı yok mu, geçirecek mi diye bir korkuyla ve de tabii bu klima sistemlerinin alışveriş merkezlerinde, kapalı mekanlardaki tehlikesiyle biz bunların artmasını görebiliriz. Ama Türkiye'den baktığımız zaman alışveriş merkezlerine hakikaten herkes gitti. Hiç ummadığımız kadar, değil mi? Kim gider derken gerçekten alışveriş merkezlerine bir akın oldu, gidildi. Çünkü şu da var, yani kentlerde artık insanların kamusal mekanları yok edildi. Bunlar kamusal alanlara dikildiği için o kamusallaşma, diğeriyle rastlaşma mekanları AVM'ler oldu. Yine bu da sisteme güzel bir yere denk geldi söylediniz. Gerçekten mesela Taksim'de yapılması planlanan da AVM. Şehrin hemen hemen en güzel yerlerinde AVM'ler. Yani hani Şişli Cevahir de bence öyle. Taksim'e planlanan da öyle. Yani şu an 2-3 aklıma gelen AVM bayağı konum olarak tam insanların buluşacağı, kamusal mekan oluşturacağı alan. Ama şimdi burada bir tehlike var. Şöyle bir tehlike, alışveriş merkezleri, hani kamusal alan anarşisttir, onu söyleyeyim. Oraya kim girecek, kim çıkacak, neyi kontrol edeceksiniz bilemezsiniz, değil mi? Akıp gider insanlar, gelir, nerede ne patlayacak, yani nerede nasıl bir şey, protesto patlayacak, kim ne yapacak, onu bulamadığınız iktidar açısından kontrolü güçtür. Ama alışveriş merkezleri son derece denetim, gözetim altında. Neredeyse bir panoptikon gibi, yani biz ne kadar bizi gözetlendiği, her hareketimizin kameralarla vesairelerle gözetlendiği bir dünya alışveriş merkezi. Zaten sol söylenirdi o Cihan Hocam. Tüketim ve tüketicilik üzerinden dönen bir dünya. Yani tam kapitalizmin, tam otokrasinin istediği bir dünya bu aslında. Ve bu AVM'leştirilmiş dünyayı şimdi biz neye görüyoruz? Kent boyuna, yani kent boyuna geliştirilmesini, açılmasını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Yani pandemi öncesinde de başladı. Biz kameraları, denetimi, işte polis noktalarını veyahut da Çin'de gördüğümüz üzere, Çin'in Uygurlara veya işte İsrail'in Filistin üzerinden yaptığı üzere, bu olağan şüphelileri görmek için yüz tarama, yine kameraları vesaire vesaire gibi bir şey, gayet dis bir kente gidişattı. Yani bu AVM'leştirilmiş düzenin kent boyu yayılmasını biz görmeye başladıydık. Şimdi bu pandemiyle birlikte öyle bir sürece girebilir ki insanlar
hani şey iktidarın rıza aracıyla, yani o rıza göstererek, ille de baskıyla değil, pandemi korkusundan rıza göstererek bu denetimi, gözetimi kabul ettiği kentlere gidişat olabilir. Ki bu çok tehlikeli. Yani işte şey deniyor, şimdi değil mi, telefonlarımıza bir şey konuyor, aksiyon konuyor, güya pandemiye karşı bizi koruyacağı söyleniyor. İşte ya, oradan yeni bir şey çıktı, HES diye, sağlık sistemiyle ilgili neyse, orada bütün verilerimizi alıyor. Niye kullanacağı belli değil. Yani şöyle bir şey, bu yapay zekanın ve high-tech denilen bu yüksek teknoloji aygıtlarının da gelişmesi, özellikle kontrol denetimle ilgili, dronlar bunun bir başka veçesi, tepemizde uçan, biz her dakika görebiliriz. Yani bu şekilde gibi gidişatla birlikte biz maalesef kamusallığını yitirmiş, gözetim, denetim, kontrol altında kentler ve bunu kabul etmiş nüfuslara doğru gidebilir miyiz? Yani işin bir kötü boyutu bu. Öbür boyutu gördüğünüz üzere işte bu buna isyanlar, yani kira grevleri olsun, işte bu konut işgalleri olsun vesaireler olsun, veyahut da insanların pandemiye rağmen kamusal alana çıkıp işte aralarındaki mesafeyi tutarak kamusal alana, Los Angeles'ta yakınlarda gördüğümüz üzere kamusal alanda yaptıkları protestolar veya işte yine San Francisco'da aynı şekilde evsizlere yapılan muameleye karşı onları böyle kafes gibi bir yere tıkmışlardı. Hı-hı. Yine aktivistlerin kamusal alanı her şeye rağmen kullanması ve bu şekilde yani gerçekten bu insan onuruna yakışmayan gidişata patlayan protestolarla başka bir hani dünyaya da gidebilir miyiz? Şimdi bütün mesele bence bu. Nereye doğru evrilecek bu kentler ve gündelik yaşam? Yani doğayla daha barışık yaşayabilecek miyiz? Öğrendik mi? Mesela şunu öğrendik. Parkların, sahillerin, kamusal alanların ne kadar kıymetli olduğunu sanırım öğrendik süreçte. Veyahut bahçeli konutların, balkonlu konutların önemini öğrendik. Yani işte onları 3 kuruşa rant için güzelim eski evlerini ve dönüşüme sokup daha fazla metrekare, daha çok para kazansınlar diye bunlardan vazgeçenler eminim bu süreçte çok pişman oldular. Keza biz yaya dostu kentlerin önemini öğrendik. Yani yürüme mesafesinde her türlü işi yapabileceğimiz, her türlü ne istiyorsak arz gerçekleştirebileceğimiz kentlerin ne kadar önemli olduğunu. Alternatif ulaşımın, mesela bisiklet ulaşımının önemini öğrendik. Kentlerde şeyi görmeye başladık, büyük kentler. Mesela Paris'te falan yaya yollarının açılması, işte bu şeylerde, caddelerde arabaların park ettiği kenarlardaki araba park yerlerinin tamamen yaya yolu olarak düzenlenmesine, bisiklet yollarının otobanlarda yeni açılmasını vesaire. Yani bu gidişatı gördük. Ha bir de şunu gördük. Kendine yeterli kentin veya mahallenin önemini. Yani bostanın varsa. Çok teşekkürler. Ne derim, ben teşekkür ederim. Ben dışarıda buluşmuştuk Cihan Hocam. Umarım yakın zamanda tekrar dışarıda buluşuruz. Sahilde bir yerde buluşuruz. Evet, çok özledim. Başımı alıp İstanbul'u dolanmayı çok özledim. İnşallah. Öpüyorum sizi Cihan Hocam. Kendinize çok dikkat edin. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık tekrardan. Görüşmek üzere.